Merhaba de. Merhaba. Bugün günlerden cuma. Dünkü izlediğim film de bu arada mükemmeldi. Çok güzeldi. Terminal diye bir film izledim. İzlemişsindir kesin. Çok güzeldi. Adam hayatı terminalde geçiyor. Evet. Ayları falan orada geçiyor. Bayağı da güzel. Hiç 2004 yapımı ama hiç sıkmadı yani izlerken. Tamam, evet. Aşırı güzeldi. Şimdi kütüphaneye gidiyorum. Özdilek'te yemek yiyip geldim. Tek başıma yedim. Ben tek başıma yemek yemekten bu arada çok keyif alıyorum. Böyle açıyorum videomu, takıyorum kulaklıklarımı. Yemeğimi yiyorum. Hem dışarıda oturmuş oluyorum falan. Ama bir yandan da çok korkuyorum diyorum. Allah'ım inşallah kimse beni çekip de Twitter'a atmaz. İşte zavallı kızlar surt yazıp. Yani şeyi normalleştirebilir miyiz ya? Hani tek başına yemek yemeyi. Ya biraz kendinize vakit geçirmeyi sevin. Ben çok seviyorum. Ama bu tüylerinden de hani tedirginim sağdan soldan çeken var mı diye. Ama var ya bir yedim. Bir yedim. Uyuyacağım şimdi. Keşke o kadar yemeseydim. Burada mıydın? Evet. Niye? Niye saklandın öyle? İşte. Ben sana dedim ki... Dedim ki... Özlediysen, özlediğinde ara dedim. Evet. Telefonu bir kere çaldım. Sen beni az mı özledin? Yoksa beni az mı seviyorsun? Tamam. Hem az seviyorum hem yazıyorum. Hayır, aradığımda uzun konuştuğumuz için. Hayır, uzun konuşmadık. Nasıl uzun konuşmadık? Ne konuştuk? Bakayım mı süreye? Hayır, bakma. Sen benim dediklerime inan. Bu ne fotoğrafçılık ya? Kulübüne. Winx'teki Bloom'un alakasız... Winx'teki Bloom'u ne bileyim ben? Bilmiyor musun? Alakasız o saçı. Ben Winx izlemezdim ki. Samurai Jack biliyor. Benten biliyor. Samurai Jack'in evet. Yapmaya çalıştın ama hiç benzemedi. Nasıl olmadı ya? Aynısıydı. Kısmı... Oradan mı anladın evet, sadece? O da öyle bir şey değil. Oca yapıyor sonra. Öyle miydi? Ne zamandır izlemiyorum ne bileyim. Şey var, bir tane çöplerin içinde robotu olan bir adam vardı. Karışım bir adamdı. Biliyorum. Robot kullanıyordu. Hepsinin evet. Birer robotu vardı. Ama hangi çizgi filmi? Genelde oduncu gömleği giyerdi. Öyle çok izlediğim bir şey değil zaten de aklıma geldi. Ben onu severdim ya. Gördün mü? Göstereceğim sana bakayım, o kısmı. Bakayım dur be. Göreceğim. Çok. Önce ağacın arkasından izleyerek girdim bu videoya. Sonra böyle dönerek girdim. Kamus. Antalya hakkında Dokuma Park'ta sapık var ya. Oy. Ben senden daha kötü bir sapık evet, çıktım. Evet, Antalya hakkında iki sapık. İki sapık kütüphanenin sonunda oturuyor. Birbirini kokuyor. O ne? Buğra mı? O ne? Bu haftaki dördüncü ay veriyorsun. Işıklarda diyecek ki bu başım durumda hızlı suçu meydana gelmiştir, oluşmuştur diyecek. Lan hangi görüşte bir anladın mı? Arkası geçiyor. Şimdi A görüşlüğe çalışmış, B görüşlüğe çalışmamış. Migrenle olmak çok zor. Hocam ne anlatacaksın ya? Konudan bahsediyor kendi kendine. Bir iki şey. Hiçbir şey demedim, siz konuşun. Devam edin. Ne diyor? Yok hayır, şey. Ne diyor? İkisi biraz... arkamızdan konuşuyor. Onu çok yapıyorum ama. Ondan söylemiyor. Ne konuştun arkamızda? Hiçbir şey konuşmadım. Şey dedim ya. Ya öyle de en azından borçlarda şey kalem oynatmak zorunda değil borçlarda. Sıfırlı kadar arkasından konuşmak çok keyifli. Ben de aslında faydalı bize de. Kaç soru soracak? Kimse dinlemiyor. Bunu özellikle Azer'le çok yapıyoruz. 20'den aşağı kaldım ben. 25 falan sorarlar bence. Böyle altın attım. Başka ama bir şey konuşuyor. Söyle borçlarda. Kimse duymuyor. Ne diyorsun? Hiçbir şey. Borçlarda... Çok dikkatimi zaten ne diyor? Sen devam et. Borçlarda benim %70'ini doğru cevaplamam lazım. Niye? Ay çok büyük bir oranmış bu arada. Evet. Bunu söylesene oğlum. Hayır. Her şeyi çok çabuk unutup böyle gereksiz şeyleri unutmamam. Bak bu sefer yakaladım. Ama gördüğün gibi senin aklına konuşmuyorum. Bir şey yakalamadım. Aynı cümleyi 3. defa başladım ve kesildi de. Ben senin aklına konuşması görmüyorum. Ben burada... onunla sohbet pardon, ediyorum. Sen, lütfen. Ben seni dinliyorum. Borçlarda hocalar... Biz sizinle devam edelim. Borçlarda hocalar. Sorsun. Borçlarda soru soracağım. Artık beşini Agah, beşini Selim. Hoca, Agah hoca. Video kaydettin değil mi? Bir şeye yazsan...
gidiyor ya. Hı. Bir köşeye şey yaz böyle. Hı. Borçlarda hocalık sayacı. kaç defa cümleye başladım bir bak. Ne oldu? Hı? Hı? Çünkü kız var ya. Sürüyor. Benim sevgilim de Ankara'da okuyor da. Aa sen. Buradan görünmeye çalışacağım. Bir dakika dur. Onu çok özledim. Buradan ona selamlar. Selam. Drone mu alacaksın? Düşünüyorum da şu yaşasın. An paramı hiç alamayacağım. Ama yazın olabilir. Ben de drone almak isterim. Ama tek amacım şey hani rafting falan yaparken yukarıdan çekim yapmak. Paşamın şeylerine bak, zevklerine bak. Rafting yaparken drone ile çekim yapmak için drone. Yiğit çekecek onu bilen ama. Bu arada saat 6:30 gibi falan girdim. Şu an saat 9 olacak. İlk molamdayım. Yiğit geldi diye molaya çıktım. Molayı geldi. Meyve değil benim. Şimdi sınıfta da iş diye bir daha iş vardı, iş hukuku. Ona da devam zorunluluğu var, bir tık şeymiş, zormuş. Evet. Onu aldım, verdim. Onunla bağlı dersi, Hazel ondan kaldı. Sonra onunla bağlı dersi. Ne oldu, sen benim borçlarda hocamı böyle... Sonra onunla bağlı dersi, Hazel kaldı diye, onu yalnız bırakmayalım diye almadık. Başka iki ders aldık. İşte gerçek dostluk. Beni nasıl sakatladı ona? Fikret Eren sanki gelip de yiğitip dövüp gitmiş gibi. Abi kütüphanede Fikret Eren'in Borçlar Genel diye bir kitap var. Herkes bilir. Kitap şu kalınlığı şöyle bir şey herhalde. Evet. Abartmıyorumdur değil mi? Ayran abartmıyorum. 2000 sayfaya yakın bir şey. Benim de çantam şöyle uzakta bir yerde, tamam mı? Normalde içinde o tuğla gibi kitabın olduğunu ve unutmuşum ama yani. Boş çanta sandım. Şöyle alayım dedim, tamam mı? Boş çantayı alır gibi. Şuradan kıt dedi, tamam mı? Öyle kaldı sonra. Abi oran böyle bir tutuldu. O kitap beni sakatladı o gün. O günden beri benim şuram çıtlıyor abi. Masajıma gittin, sevgilin. Ali abi yaptı ya masajı. Sadece bir fizyoterapiye gittim, o da bir masaj uyguladı yani. Nasıl bir robotsunlar bir sen ya? Ne demek? Ne mağaradayım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Mesleki bir şey bu. Ben o kadar modern değilim. Şey. Şimdi bir şey diyeceğim. Değilim. Bu adam bu ay, yaklaşmışım. Nerede? Akdeniz dondurma var. Konya altında. Konya altında ciğer. Ne garip bir çekim o. Nerede var? Bir şey söyleyeceğim. Madem ben mağara kadınıyım. Ben Ali abiye masaja gidebiliyor muyum? Ali abi güvenilir birisi mi? Evet kanka. Gidemezsin. Bak birbirimizin ne giyip... Biz mağara adam olabiliriz ama bu normal bir şey. Bak ben ne birisiyle konuşmasına, ne arkadaşına, ne çıkmasına hiçbir şeyine karışmam. Mesajların sorusuna bakmam. Ama dansöz masaj yok kardeşim. Dansöz ne alaka dansöz dikti masajı? Ben aklıma geldi şu an. Dansöz ne alaka ya? Aklıma geldi. 20 yaşa göre çok sağlıksızız gerçekten. Hareket etmiyoruz vesaire, kambur duruyoruz. Yürümüyoruz zaten, yürümüyoruz. Doğru. Ben yürüyorum. Ama bu markete bile arabayla gidiyor. Diyorum ki bak. Bu araba niye var abi? Değil mi? Mümkün olsa evime sokarım, arabayla yürürüm. Tuvalete de arabayla mı gidersin? Giderim. Ne işe yarıyor abi bu araba? Aşkım bu kadar da şey olma canım. İki adım at yani. İki sokak ötede mesela diyorum ki park yeri vardır. Park yeri vardır diyorum mesela. Diyor ki niye kapının oraya kadar yürüyelim bilmem ne yapıyor. 5 saat dolanıyoruz ama. 5 saat dolanıyoruz. Niye koyayım arabayı ta iki sokak aşağıya? İki adım atsan ölmezsin ya. Hiç uyumamış. Ben dün eve gittim, direkt bayıldım. Bunu görme, sınav haftası var ya, yaşam kalitesi düşüyor artık. Kendi kendini şey yapıyor, hasta ediyor. Bizim de öyle. Valla biraz başım falan dönüyordu. Bizim geçen dönem başımız dönüyordu Yiğit'le. Ama abi uyumuyorduk ki. Benim bugün bir başım döndü okulda. Eve geldim, hala başım dönüyor. 6'da uyudum, 2 saat uyumasam ben buraya gelemezdim. Bazen şey oluyor artık, kağıda bakıyorum ya, yazılar böyle sanki hareket ediyor. Abi, evet. Şey var ya, Percy Jackson'ın şeyi vardı, disleksi yüzünden falan koyuyordu öyle. Sınav sonrası çok uyumayı keşfettim ya. Hayat kaliten gerçekten yükseldi ya. Ben iki sene iyi uyumadan halletmişim bu arada. Her gün 3 saat 4 saat uyuyordum. Hiç uyumamış. 80 aldım.
Helal olsun. Aa, helal. Uyusan kaç alacakmışsın ya? Ya uyusan da 70 falan alırmışım bu arada ya. Dedesinin evini anlatıyor. Abi teras hastayım. İçine bir de... Köy evi. Köy evinde bunların jacuzzi var lan. Oha. Evet, köy öyle köy evi mi olur be? Hayır, öyle bir Almancı görgüsüzlüğü var. Yani. Abi şu tuzlu bizim köyde tuvalet 10 yıl önce içeri aldı. Elmalı da şey... Tuvalet mi dışarıda? Bazı köylerde... Dışarıda olması çok kötü. Bazı köylerde şey tuvalet de değil. Şeyi bir tane brandaya giriyorlar, ortasına çukur aşıyorlar. Yaylada da öyle. Abi çok kötü. Saçmalama, öyle bir şey mi var? Herkes aynı deneyi suçuyor ama şey ya. Bildiğin çukur. Gider yok mu? Yok. Sen suçuyorsun, biri geliyor senin bokunu suçuyor. Kokar. Gidiyor işte. Evet. Evet. İğrenç. Üstüne sinekler basar böyle onun. Çukur da böyle çok derinliği bir şey de şöyle dirseğine kadar falan böyle kazarlar. Hala da hiçbir şey yok. Onun içini bokla doldururlar güzel. Balkonun şu kütüphane kadar. Adamın tuvaleti çukurdan ibaret. Benim değil abi, ben olanı söylüyorum. Benim öyle bir tuvaletim yok. Kullanmak durumunda olduğum da oldu bir kere. Kullandın mı? Ne yapalım, nereye? Yeni bir çukur kaldı. Mehir konuşuluyor şu anda da. Konu çok hızlı ilerliyor. Dersine çok da gerek yok. Ben mesela fön çekiyorum. Bence de bu arada. Ben fön çekmeyi öğrendim. Kendim fön çekiyorum. O yüzden artık ihtiyacım yok. Ve yazın zaten çekemiyorum. Yani Dyson tutmaz benim saçımı. Oğlum 150 bin mi? 100 gram altı 250 bin lira oluyor. Evet, benim de öyle. Dalgalık fön. Onu yapamam. Bak. Mehir olarak Dyson mı istiyorsun? Evet, süpürge. Ben araba istiyorum. O Trabzon mu? Düğün için canım. O birkaç ayrı. Bir şey istenebiliyor mu mesela? Tabii. Birkaç bir şey istenebiliyor mu? Bizim orada genelde altın döner ya. Altın gözüm döndü. Ecem de kilom kadar altın. Ama ben Mehir için araba isterim. Benim annemle babamın imam nikahı olmadı. Ne varmış? Neyine varmış? Niye araba istiyorsun? Yani benim neyim eksik? Neyden? Araba sahiplerinden. Kız okul istiyor. Ben de ev mi istiyorum? Ne oldu? Ay yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Sana bir tane 2008 model Nissan Micra. Ben onları bilmem. Onları bilmem. Ben şey istiyorum. O çok lüks bir araba, biliyor musun? MMV istiyorum. Lacivert olan. MMV. Lacivert istiyorum. Lacivert BMW. Bayramdan sonra ne olur? Tamam, sana bir çakal kasa E30 alalım. 2023 model. Tamam. Yani inşallah vardır öyle. Öyle bir BMW yok maalesef. Var var. Şey, her sene çıkmıyor mu? BMW 2018'de üretimi durdurdu. 2024 model ha? Lacivert'e boyarım ben. Tamam, 2014 modelmiş. 24. Ben gittim ya, biz eskiden 2018'de BMW üretimi durdurdu. Adacık. Neden? Bir sor. Bir sor. Ya bence yalan söylüyorsun. Hayır. Mehir araba. Bayağı da vardı. Araba istiyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Araba istiyorum. Güreşe bayılır. Oy. Yağlı güreş çok çirkin bir şey be. Ay, çok güzel. Çok iyi izledim. Adamlar senin yürütük seviyesi gerçekten. Sokuya çıkarıyor bir şeyler böyle. Çok eğlenceli ya. Sokuya çıkarıyor. Şey, ne? Böyle. Bir şey değil mi? Böyle altın olacak olsa tuz mu yalarım? Ne kadar kırıcı. Ne yaparsın? Bir şey yapmam işte. Yeter mi kendine? Ben zaten en balık etli bir kızım, yeterim bence. Beni aramayın. Mutlu ve mutlu mu? Mutlu ve mutlusun. Oğlum ye. Şu an saat 12.07. Şimdi kütüphaneden çıktım. Bugün sigorta çalıştım. Pazartesi aslında ilk şeyim var. Meden unsur sınavım var. Ama meden unsura çalışmıştım. İkinci günde sigorta ve eşya var. Eşyaya da çalışmıştım. O yüzden bugün sigortaya bakmam şarttı. Bugün onu ayırmıştım. Tam bitmedi. Zaten uykum da yok. Eve gidince o sigortayı bitireceğim. Ardından cumartesi pazarımı full meden unsuru ayıracağım. Ya yarın sabah ya da birazdan evde görüşürüz. Günaydın. Bugün cumartesi. Haftanın sonuna yaklaşıyoruz artık. Hemen kütüphaneye geldim kahvaltımı edip. Ve dedim ki hani çok sıcak, inanılmaz sıcak hava. Gelirken böyle bir soğuk kahve alayım dedim. Bu arada bu bir reklam değil yani, işbirliği olsa yine işbirliği, hani bir sponsorumuz var falan fistan derim ama zaten iki farklı marka göstereceğim. Bir böyle bir kahve buldum. Logosu tamam da ismi yok. Yani ismin ne senin? Adın ne? Ve bir de şöyle bir şey buldum. Yapay zekadan esinlenilmiş pop cake. Hatta pop GPT. Yani yaratıcı. Ve bunu deneme videosunu TikTok'a falan çekeceğim. Aşağıda linkini bırakırım, eğer izlemek isterseniz izlersiniz. Ya. Sen yokken kustum. Ben yokum diyorum.
Sensizlikten. Geçmiş olsun. Midem ağrıdı. Galiba benim klima çarptı bu arada. Ben çikolata mı aldım? Nereden çıktı? Evet. Gördüm. Benim doğum günümde bundan almıştınız. Sonra ben geleseye kadar yiyip bitirmiştiniz. Ben bunun tadını çok merak ediyorum. O yüzden hiç yemedim daha. Onu ben yapmadım. Onu şey yaptı. Samet. Samet yaptı. Bir de diyor ki bak bir tane bıraktım. Bu çocuğa söyleyin geliyorsa gelsin diyor. Yani bir tane mi iki tane mi bırakmıştınız? Ama bundan değildi. Bu bunun farklı, bunun evet. Bir paketi. Ya bu şekilde 6 tane vardı. Yani evet. 24 tane falan şu içindekinden vardı. Evet. Bitirmiştiniz. Denemek ister misin? Oh yeah. Hakikaten güzelmiş. Evet. Başım döndü ya. O zaman değil mi? Fatih Yüreğin bir tane şarkısını söylesene bana. Hoş geldin ya. Heh. Evet. Yüreğime. Zaten başka şarkısını bilmiyordur muhtemelen. Kimse bilmiyor. Aa, ben bunu söyleyerek kafana konuşuyorsun. Evet işte onu düşünüyordum. Aynısını yapacaktım. Hatırlayamadım. Bir daha istiyorum. Ne? Zaten bana hiç yedirmeyin bundan. Ya ne kadar. Bir tane daha var işte. Sen çok yaralanmışsın o konuda. Travma mı oldu sende? Ve çok güzeldi tadı. 24 tane var pakette. Bana bir tane bırakmışsınız. Ama sen de o gün gelmedin yani İzan. Bugün de gel. Bu da çok dökülüyor her yerinde. İzan doğum gününe gelmez mi? Ben ne bileyim doğum günüm olduğunu. Doğru. Sürpriz yapmıştım. 6 ay öncesinde hem de. Gerçek sürpriz bu mudur? Hita 6 ay öncesinde doğum günü şey yapacağım, sürprizi yapacağım. O zamanlar arkadaşız. Haberi yok doğum günü şey olacağından. Hani okula da gelmemiş dedim ki okula gel hani bak bir şeyler yapacağız bilmem ne falan filan. Neyse bir şekilde getirttim. Kapıda Mehmet Ali demiş ki aa bugün senin doğum günün mü? Doğum günün kutlu olsun demiş. Sonra Yiğit de yaklaşık 2 yıl boyunca Mehmet Ali'nin bütün pozlarının altına doğum günün kutlu olsun yazıp durdu. Belki o gün yapsaydın bahtın açılacaktı. O günden beri sürpriz yapamadım bana. Evet ya. Mehmet Ali yüzünden mi? Evet. Bak şimdi gözlerini kapat. Gözlerini... Ya burnuma sakın şey yapma ama. Burnuna şey yapacağım. Açarım o zaman. Tamam gözün açık da yapabilirim. Sadece gözün açıkken yapabilirim. Tek koştu sen resmi kapatalım. Güzel bir şey arıyorum böyle çok rahatsız edecek. Kıl gibi bir şey lazım. İstemiyorum. Kalkarım o zaman. İddiaya gireceğiz. Niye? Eğer... Niye? O ne demek ya? Bak. Gözlerini kapat. Hayır bana ya. Bana güveniyor musun? Hayır. Hadi ben de kapattım. Niye kaşınıyor? Ya istemiyorum. Nasıl kapatacağım bilemedim. Şöyle yapabilir miyim mesela? Daha güvenli geldi. Sanki çok büyük bir burnum varmış gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük burunlu insanı Türk biliyor musun? Mehmet diye bir adam. Evet böyle ayakkabı gibi. Burnum. Ayakkabı gibi mi? Ama çok güzel. Yanakları iyi. Tan tan tan. Meyve suyunu al bakayım nasıl alıyorsun? Hamak yap önce. Ben çok sevmişim. Çok güzel yarım hamak, yarım yamalak. Gel. Pıs 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 pıs. Ne? Gel işte. Gel aşkış. Aa merhaba. Gel. Benim çikolata artıklarını götürüyorlar. Akşam yemeği. Sabahçıyım. Okula kalkmıyorum. Bu ne ya? Sen de böyle... Çok şeysin. Bir daha yapsana. Görmen lazım düşünüyor. Derse devam etmeliyiz. Medeni usul. Bugün en azından kayıtlar bitmeli ya. Yarın da bir tekrarım kalsın. Tekrarının tekrarının tekrarı kalsın daha doğrusu. Hadi bay. Hava o kadar güzel ki. Yani bu havada ders çalışmak hakaret gibi geliyor. Kendime inanılmaz güzel köri soslu tavuklu bir makarna söyledim. Onu yiyeceğim. Hop sosis köpek. Söylemez bir şeyler. Niye bağırdık
ki hiçbir şey yapmadı bile. Showman. Dibimize geldi, havlıyor. Bize güveniyor. Değil mi? Nihai kararın hüküm olmasının getirdiği sonuç ne? Hüküm olmayış. Bunun ismini hüküm. Bizimkiler molada. Ben devam ediyorum. Halletmem gereken şeyler var. Ama o kadar yoruldum. O kadar uykum var ki artık. Saat 12.30. Aa, şurada hareketsiz kaldı. Çıktık. Yiğit beni aldı. Ben de ona da bir sürü yemek getirdim. Yiğit'in annesi. Bir yardım derneği başkanım. Aman ve arabadaki... Söyleme dernek. Derneğin reklamı yapılması... Dernek ismi söylemedim zaten. Ha tamam. Bir tane bacak var arabada. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her şeyi de beğenin. Ya yanlış yerden girdi. Abone de olur. Zili de açsınlar. Açsınlar. Para da atın. Ne olsa olur valla. Videoyu her halükarda beğenmeyi unutmayın. Ne olursa olsun beğenin. Niye beğenmeyin abi? Ne zararı var değil mi? Doğru diyorsun. Beğen geç. Nedir yani? Hediye de gönderin. Ya dur artık, bir şey dilenme dur ya. Öyle bedava video yok bu saatten sonra. Uçurtma sesi çünkü. Uçuralım çünkü. Mı? Çünkü. Evet. Uçuralım mı? Uçuralım. Eğlence insanları. Eğlence insanları. Palyaço mu demek istedin? Evet. Aa, tanıyorum. Aa, bu nereden çıktı lan? Bu nereden buluyor bizi abire ya? Sen nereden çıktın oğlum? Sen en son bir aradığımda kahvaltı yapıyordun. 16 kişi var sırada. Darı yargı da kaynak açıktı. Karnım değil ki. Defterine giriyordu zaten. Kaç aldın? 35 aldık. Hocaların not vermiyor. Ben çok güzel dedim, hani bak sen Antalya'sın, böyle bir şey de yiyemez dedim. Bana ne ki sen kölleyi biliyor musun? Kölle nedir? Kölle işte böyle aşurenin tatsız hali. Aşurenin sıcak böyle yenen, böyle şekerli olmayan bir şey. Oğlum bu size meşhur bir şey değil ki yani. Olan bir şeyi alıp değiştirmişsiniz. Hayır, hayır öyle değil. Bu üçlüden bir yemek deneme videosu gelir mi? Gelsin. Gelmesin. Kim yapıyor, ben mi? Ben yapayım, siz İzlemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Finallerimin ilk haftası bitti. Bu sınav haftasının ikinci videosunda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Karın bebeğim. Diyeceğini bekliyordum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben çalışmaya devam ediyorum. Pazartesi sabahı ikinci vlogda görüşürüz. Bay bay.